Evet arkadaşlar, tasarımda en çok zorlandığım yere geldik benim için. Footer alanı. Footer alanını çok zor yapıyorum arkadaşlar. Çizerken bile zorlanıyorum. Ne yapsam acaba buraya diye düşünüyorum. Şu şekilde bir şey düşündüm. Bunu çizimini de yapmıştım. Şöyle çizim yaptığım kağıtlarımdan bakayım arkadaşlar. Şöyle. Bunun için altta bir bant halinde bir şey oluşturacağım. Şöyle hemen oluşturayım. 1600 piksellik. 1600 piksele. Alt çok fazla önemli değil. Bunun rengini de şöyle bir siyah yapayım şimdilik. O da pek önemli değil. Onu da değiştirebiliriz. Şöyle bir bakayım. Evet. Şuradan 100 piksel aşağı olacak. 600 on. Evet, şu şekilde şuraya alanımızı yerleştireceğiz. Bunu şöyle şimdilik şöyle farklı bir renk yapayım. Evet. Footer alanımızın BG'si bu olacak. Burada footer alanımı hemen şöyle BG'mi kilitleyeyim. BG yazayım, kilitleyeyim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bana karışmasın. Şurada bir about kısmı olacak. Şöyle about yazacağım. Bu about'ın büyüklüğünü şu şekilde font house mı olacak? Pardon, open sans bold ve 24 piksel olacak mı? Fazla mı oldu 24 piksel? 18 piksel yapalım. Evet, 18 piksel bold olsun şu şekilde. Şöyle bir bakayım. Yukarıdan da bir 10 piksel verelim. 100 piksel. 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyelim. 100 piksel yukarıdan da verelim. Evet, şu şekilde. Buraya yine bir lorem ipsam alacağım arkadaşlar. Şuradaki lorem ipsamı hemen alalım. Scribe Testimonials'dan şuradaki lorem ipsamı aldım. Şöyle geleyim. Şuraya şu şekilde dört kolon oluşturacak şekilde aldım arkadaşlar. Yapıştırdım. Geleyim buraya. Bu yine aşağı kaydı. Evet. Şu şekilde. Bir bakayım buna. 14 piksel semi bold doğrudur. 24 piksel yani. Bu şekilde olacak. Evet, şu şekilde about kısmı olacak. Şöyle bir bakalım. Aynen. Bunu şimdilik şöyle bir bakayım about kısmından 2 3 4 40 piksel aşağı aldım arkadaşlar. 40 piksel yeterli geldi bana. Şöyle bir daha bakayım bunların rengini değiştirebilirim. Şu rengin birazcık daha beyazın açık koyu tonları olabilir. Onu da şuradan ayarlayacağız. Şöyle bir bakayım. Şu rengin birazcık daha açık tonlarını şu şekilde bir bakalım. En açığı bu. Beyaza. Beyaza en yakın halini şöyle alayım. Add to switch diyeyim. Eklesin renk paletime. Şöyle bir bakayım. Kontrol aşağı. Evet, şu şekilde olabilir. Tekrar ebat'a geliyorum. Ebat'ı hemen kopyalıyorum. Burada bir Twitter feed yapıyorum. Twitter feed mi olacak? Şuradaki alan biraz bana büyük geldi. Şöyle küçültmek istiyorum. Evet. Tam buraya yapışmasın arkadaşlar. Şurada olabilir. Evet, bu şekilde. Twitter feed'imi de ayarladım. Twitter feed'imde de şurada bir ikonum olacak. Hemen o ikonumu yapayım. Evet arkadaşlar, Twitter ikonumuzu da bulduk. Şuradan ekleyelim. Evet, font house'ım ikonlarımda büyük ihtimal bir şey var. Çözemedim tam olarak. Şuradaki yazımı da aldım. Buradan bir kesit alacağım. Şu şekilde bir kesit aldım. Hatta şuraya bir hashtag redesign 34 diyeyim. Şu şekilde bunu da rengini farklı yapayım, beyaz yapayım. Evet. Şu şekilde olsun. Evet. Tam yazımın başladığı alanı da şu Twitter simgemi eklemek istiyorum. Evet. Twitter simgemin rengini Twitter simgemin rengini de beyaz yapayım arkadaşlar. Maviye yakın bir şey yapmayayım. Karışıyor çünkü.
Şöyle seçtim ikisini de. Şu yazı alanımı biraz küçülteyim. Evet, şu şekilde. İkisini de seçiyorum. Birbiri şu Twitter. Evet. Şu ikisini gruplandırıyorum arkadaşlar. 01 yapıyorum. Şunları değiştirebiliriz. Şurada Twitter. Şunları. Content'i değiştirmek önemli arkadaşlar. Aynı basma kalıp şeyleri Temaforest istemiyor. Şöyle bir bakayım. Aynen bu şekilde istiyorum. Şuradaki şeylerim hoşuma gitmedi başlıklar. Ben normalde başlıklarda Lexent Deca kullandım. Lexent Deca'yı niye burada kullanmadım? Lexent Deca Regular 18 18. Yani Lexent Deca'yı kullanayım. Farklı bir format olsun. Şöyle geliyorum. Lexent Deca diyorum. Evet, Twitter'ımıza da şu şekilde bir bakayım. Evet, şu şekilde olsun. Twitter feed başlık. Evet. Şu üçünü seçiyorum arkadaşlar. Buna Twitter feed diyorum. Burası zaten about kısmı. About kısmını da hemen about diyorum. Burası BGM. BGM'i de hemen kendi içerisinde BG diyorum. Ve kilitliyorum tabii ki. Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar. Sağ tarafa da bir Get in Touch menüsü yapacağız. Bu nedir? Bunun bir kopyasını alacağım. Yani buraya formlar yapacağız arkadaşlar. Şunu yukarıya alayım. Twitter feed kapatayım. Evet. Seçeyim tekrar şunu. Get in Touch. Form ekleyeceğim buraya. Bir kontak form ekleyeceğim arkadaşlar. Formunda şöyle olacak. Şöyle dört kolonumu kapsayacak şekilde. Fark ettiyseniz bütün alanları dört kolum kapsadı arkadaşlar. Dört sütunu kapsadılar. Şu şekilde yapacağım. Şöyle biraz yanaşayım. Taşma var mı? Evet, yok. Herhangi bir taşma. Aynen şu şekilde olacak. Burada hemen name alanını yazıyorum. Buna geldim. Lame alanında da siyah yapayım. Şöyle griye yakın bir renk seçeyim arkadaşlar. Evet. Lexent Deca olmayacak. Bunlar genel sistemin Open Sans seviye bold 14 piksellik ve şurada bütün harfleri küçük olan genel bir şablonum var. Onu seçiyorum. Seçemedim. Tekrar seçiyorum. Name'imi. Rengini şöyle birazcık daha siyaha yakın bir renk seçtim. Evet. Şu şekilde bir bakayım. Aynen arkadaşlar. Şu şekilde seçtim. Bunlara ikon da ekleyebiliriz karşılarına. Şimdilik eklemiyorum arkadaşlar. Grup yapayım bunları. Bu name input get in touch bizim başlık kısmımız olacak. Name input'tan bir duplicate alıyorum. Şöyle buraya email adres diyorum. Şuna da email input diyorum arkadaşlar. Email input'un da bir kopyasını alıyorum. Şu şekilde biraz büyük tutayım. 120 piksel. Bu da mesaj kısmı olacak. Şöyle geleyim. Şunları seçiyorum. Mesaj kısmı olacak. Şöyle geldim. Mesaj input dedim. Name input'tan bir duplicate daha alıyorum. Bunu da en aşağıda input submit kısmı olarak ayarlayacağım. Şöyle geleyim. Şöyle tam şu şekilde olacak. İçerisine de submit diyeceğim. Seçemiyorum. Submit
butonuma ekleyeceğim. Ama bunun tabii ki rengi bunlar gibi olmayacak. Beyaz olmayacak. Şöyle herhangi bir şey olmayacak arka planında. Sarı yapsam şöyle bir bakayım arka planını. Evet, gayet farklı bir şey olsun. Şunu da sarı yapalım. Şu şekilde. Evet. Farklı dursun. Aynen. Şu şekilde footer'ımız yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi e-mail adres bu mesela. Bunun üzerine geldiğimiz zaman şöyle birazcık daha yakınlaşayım. Bunun üzerine geldiğim zaman şu şekilde bir farklı bir renge dönsün istiyorum. Şöyle bir bakayım. Evet, sarı renge dönebilir miyiz? Ya olsa ya da beyaz olsun, direkt beyaz olsun. Şurası, ya şurada e-mail'in butonu seçiyorum ilk önce. Bir duplicate'ini oluşturayım arkadaşlar. Buna hover diyeceğim. Evet. Şu da input submit. Evet. Bunun da ben hover kısmını ayarlayacağım. Input submit'in hemen hover'ını ayarlayalım. Hover yapayım. Hover'ın da üzerine gelindiği zaman şuradaki arka plan komple sarı, içindeki yazım da siyah yapayım. Evet. Şekilde. Hatta üzerine geldiğim zaman böyle olsun. Bir de yanında bir ikon ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle bakayım, ikonu neye ekleyelim? Evet. Şöyle bir ikon ekleyelim. Evet. Aynen. Şöyle. Bunun da 12 piksel yapayım şöyle. Evet. Şu şekilde bir ikon ekleyeyim. Şöyle tam ortada dursun. Evet. Hatta şöyle birazcık büyüteyim. Evet, submit'i biraz ileri alayım arkadaşlar. Şöyle bunun bir kopyasını alayım. Şöyle ikili olsun. Evet. Şu şekilde. Şunu da aynı şekilde tam ortasına getireyim. Tamam. Şu şekilde bir submit butonu yapmış oldum. Yani üzerine geldiğin zaman şu şekilde. Üzerine geldiği zaman şu şekilde animasyonlu bir biçimde oluşmasını sağladık. Ve layer'da da bunu gösterdik arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi şunu kontrol grup yapayım. Input submit. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi e-mail adresimize gelelim. Şimdi e-mail input. Bunu da grup yapalım. E-mail input. Üzerine geldiğim zaman şöyle bir şey olacak. Üzerine geldiğim zaman şuradaki e-mail adres kısmı kapanacak ve bunun yerine bir ikon gelecek. Şu ikon. Evet. Şöyle bir ikon gelecek. Aynen. Şu şekilde. Bakayım arkadaşlar. Evet. Şu şekilde ikon gelecek. Aynen böyle. Bir de şuraya sosyal medya ikonlarımı eklemek istiyorum. Sosyal medya ikonlarımı da hemen about kısmının altına şu şekilde ayarlayabiliriz. Şu get in touch'u hemen bir gruplayalım. Get in touch diyeyim. Şuraya ikonlarımdan Twitter ikonumu ekledim. Twitter ikonumu şöyle birazcık, evet, şu şekilde. Bunun bir kopyasını aldım. Şu şekilde. Bir bakayım. Aynen. Bunları bir kare içine alsam mı diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle alabilirim. Şöyle. Mesela şöyle bir 40 piksellik bir arka plan versem, herhangi bir arka plan olmasın, sadece border olsun. Şöyle bir border'ın içerisine alabilir miyim diye düşündüm. Şöyle bir bakayım. Twitter nerede arkadaşlar? Twitter burada. Twitter'ımı seçiyorum ve ortasında olmasını sağlıyorum ben şu şekilde. Evet arkadaşlar, bunları da hemen kendi içerisinde gruplayayım hemen.
BG. Google. LinkedIn. Şimdi bu hepsini seçtim. Hepsini birbirine göre şu şekilde, bir de ortadan, evet şu şekilde seçtim. Evet, birbirlerine göre de hiz aldım. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım. Aynen. Şu şekilde ayarladım. Şimdi şunları da sosyal medya olarak, sosyal medya olarak ekleyebilirim. Şöyle sosyal medyayı seçtim. Sosyal medyayı seçtikten sonra şöyle biraz yukarı götürebiliriz. Götürmeyebiliriz de, şöyle de kalabilir. Evet. Footer alanımda bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar.